O İmam Hatip bilgisinin hanımefendi ne rezalet olduğunu ben kendi gözlerimle inanamadım ya. Diyor efendim Çanakkale'de bizi iman kurtardı. Akıllı savaşında da bizi inancımız kurtardı. Akıllı komutanlar kurtardı. Sesiniz. Ya Balkan Harbi'nde inancın niye kurtaramadı? Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Aynı asker orada da vardı, orada da vardı. Balkan Harbi'nde neden olmadı dediniz. Demek ki Balkan Harbi'nde sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Dünyanın yaşının 4,5 milyar, 5 milyar yıl kadar olduğundan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla da Darwinizmin tutunduğu temel basamaklardan biri de bu. Varsayarsak ki dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl değil de daha aşağı bir seviyede olacaksa dolayısıyla Darwinizmin ihtiyacı olan süre elinde olmadığı için doğrudan bu sistem çökecektir değil mi? Darwin zaten bu teoriyi ortaya attığı zaman dünyanın yaşı 100 milyon yıl zannediliyordu. O zaman 100 milyon yıl üzerinden konuşalım. Ben bu 100 milyon yılı nasıl bulduk? Karbon 14'te bulduk. Hayır efendim, karbon 14 50 bin yıldan önceye gider mi? Bak şimdi konuştuğun konuyu bileceksin. Karbon 14 50 bin yıldan önceye gitmez. Bakın. Şimdi bak arkadaşım. Ya bilimi adam gibi öğreneceksin. Ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi bu 4,5 milyar yılı değiştiremez. Ha uzatırsın. Kısalmaz ama. Ara geçiş formlarından bahsettik. İbadullah mevcut. İbadullah. Tonla. Yani o kadar çok ki hemen örnek vereyim. Bütün bir dinozor süper sınıfı ara geçiş. Dolayısıyla ara tür çok. Darwin'in kitabının birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan ayıdan balinaya geçiş şey örneği. Ben hepsini okudum. Böyle bir şey yok. Ben var olarak okudum. Ben böyle söyleyeyim. Çünkü bendenizde Darwin'in kitabının bütün baskıları mevcuttur. Eğer istersen tavsiye ederim sen ondan bundan öğrendiğini Darwin yok. Bak ikinci el bilgi çok tehlikeli. Sakın ha güvenmeyin. Darwin'i oku öyle gel. Peki. Biraz önceki karbon 14'e döndü bu. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı. Bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol, bilgi yok. Şeyi yapmadık, bu ruh testi yapılabilir, hemen yapalım dedi. Demin arkadaş da sordu. Bilerek atlandığını düşünmüyorum, unutulmuştur. Ruh testini Abdülaziz Bey yaparsa burada hani bir test olarak hem de test etmiş olurum. Tırnak içerisinde bilimsel olarak. Mesela maymunun görüntüsünden hareketle insana benzediği ve işte insanın oradan geldiği söyleniyor. İnsanın maymundan türemediğini söyledim. Bir televizyon programında imam hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. İmam hatip okullarının toptan kapatılması lazım. Kontrol edemediğin bir inanç sistemini empoze edemez. Kontrol edemiyorsun değil mi? Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi kararını ne istiyorsa yapsın. O bizi ilgilendirmez. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki yani yaratılış olarak görüyorsanız yani sizin, tesadüf. Tesadüf olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a inanmıyor musunuz? Bir şey sorayım mı? Peki bu nimetlerin, yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz. Yok öyle birisi. Yani ata yok olarak... Yok öyle birisi ya, bunlar kendi kendine... Bir saniye bir şey sözümü getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görüyorsunuz. Yani... Hayır dedim evladım, benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun... bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden... Doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak meydana geliyor? Deminden beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Dişi ara formla hani oraya maymun demek istemiyorum. Ara form diyelim. Dişi ara formla erkek ara formun bu kadar uzun bir zamanda aynı anda evli olması gerekiyor. Değil mi? Aynı anda evli olması gerekiyor ki verim dol verebilsin. Doğru değil. Bu arkadaşım, da insanların şu anda olmayacağı anlamına geliyor. Hayatım bu doğru değil dediğin. Yani bilime tam ters bir laf söylüyorsun. Bilimin bulduğu bu değil. Hayır bunu ilkokul 4. sınıftaki çocuk bile biliyor. Hayır. Atla eşeğin... Ama hayatım bak atla eşek sorunu değil bu. Tekrar nesillerini devam ettiremiyorlar. Atla eşek sorunu değil. Çünkü burada bütün canlılar çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Yani türleşme eğer bir nesilden öteki nesle olsa her Allah'a günü evrim bayramı yapmamız lazım. Öyle bir şey yok. Ben akıllı tamam. Tasarımcıyım. Ben hani... Tamam. Ya saçma sapan bir şey yani. Hani ya, vazgeç ondan. Sınıfta çaktın. Evet. Sen ilahiyat öğrencisi misin? Din kültür öğretmenliği. Peki yani şu an yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri yani kalkıp da bir evrim Allah olarak... Allah tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum sana. Ahenk ve nizam içinde yani. Yok öyle bir şey ahenk ve nizam ayetler falan yok. Ayetler var yani ayetler delil olarak... Sen de Celal Bey'in dediğine inanma bak. İnansız olmanızı gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya dinsiz olmanızı gerektiren sebepler ne? Çünkü... Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben, veya hayır, daha ben daha hayat... çok şey mi istiyorsun? Ya, yaptığım bilimde... Şey onu anlatmak istemiyorum. Din kitaplarında söylenileni göremiyorum. İsmim Halit Çavuş, İstanbul Üniversitesi'ndeyim.
Şimdi hocamızın altına göre devrim, yani evrimde şöyle bir değişim söz konusu sürekli. Yani bu evrim geldi, işte bir tomurcuk diyelim, bunlar ne derse hayvan oldu, sonra insan oldu. Peki insana geldikten sonra kim buna dur dedi? Yani insanın değişmesi mi gerekiyor bu evrimde? Bunu soruyorum. Peki bunun yanında bugün Türkiye'de mesela bazı canlı türleri yoktur. Ama Afrika'da vardır. Yani o zaman Türkiye hala evrimini gerçekleştirmedi mi? Yani hocam baştan şöyle bir söz kullandı, diyor ki değişen çevreye göre en uygun hayvan türü diyor. Peki neden biz bugün bunu bu çevreye göre en uygun hayvan budur demiyoruz da Türkiye'de? Yani ya da bir evrim mi hala bekliyoruz diye bir soru yöneltiyorum hocamıza. Sayın evet. Şengör, buyurun arkadaşımızın. Efendim, soruyu hatırlatalım. Soru şuydu. Bugün Türkiye'de niçin evrimi görmüyoruz? Yanılmıyorsam ya. Bugün başka yerlerde yaşayan hayvanlar Türkiye'de yok. Hani daha Türkiye evrimi bitirmedi mi diye böyle bir soru geldi. Efendim, dünyada hiçbir yer evrimi bitirmedi. Dünyanın her yerinde evrim şu anda sürüyor. Bugün dünyada her yıl 40 bin tür yok oluyor. Her yıl. Bunun yerine bu bilebildiğimiz kadarıyla 1000'e yakın yeni tür oluşuyor. Her yıl. Şimdi bu büyük dengesizlik nereden kaynaklanıyor diyeceksiniz. İnsan faaliyetinden kaynaklanıyor. Yani biz biyosferi tehdit ediyoruz. Biyosferin çok büyük bir kısmını ortadan kaldırıyor. Bazılarını bilinçli yapıyoruz, bazılarını bilinçsiz yapıyoruz. Bizim faaliyetimize paralel olarak yerküre de durmuyor. Yerküre de faaliyet gösteriyor. Bu mesela... Siz haberlerde duyuyorsunuz. Efendim, Orta Anadolu çölleşiyor. Ortam değişiyor. Bugün Orta Anadolu'da yaşayan hayvanlar ileride belki orada yaşayamayacaklar. Yeni hayvanlar gelişmek zorunda veya başka yerden göç yoluyla gelmek zorunda. Bütün jeolojik tarihte bu böyle olmuş. Ortama canlı ayak uydurmak zorundadır. Ortam sürekli bir değişme içerisindedir. Bu değişme bazı yerlerde çok hızlı olur. Mesela Millet diye bir liman vardı Ege'de. Bugün yok. Truva diye bir liman vardı. Bugün yok. Eskiden Orta Anadolu'da patlayan volkanlar vardı. Etrafı tehdit eden. Bugün yok. Sizin çevreniz sürekli değişiyor. Ama bu değişimi fark edebilmeniz için sizin doğa bilimlerini iyi bilmeniz lazım. Yani bizim bugün bütün dünyadaki insanlığın ve bilhassa politikacıların en büyük sıkıntıları tabiatı tanımıyorlar. Bakın, Karl Marx'ın müthiş aptalca bir lafı vardır. Diyor ki, efendim diyor, bugüne kadar insanlar tabiatı yorumlamaya çalıştılar. Halbuki maksat onu değiştirmektir. Ulan sana mı kaldı değiştirmek? Çünkü ben Marx'ın felsefesinin egemen olduğu yerlerde dolaştım. Tabiatın nasıl canını okuduklarını gördüm. Neden? Anlamıyor çünkü. Bütün Batı Sibirya, o canım ülke mahvolmuştur. Bu aptallar yüzünden. Değiştirmeye kalkıp rezil etmişlerdir anlamadan. Dolayısıyla bugün biz evrimi mikroskopik ölçekten görüyoruz. Siz Türkiye'de de görüyorsunuz bunu, değil mi? Bugün bazı hastalıkların antibiyotiklerine bir bakıyorsunuz, antibiyotikler artık cevap vermemeye başlıyor. Ha diyorlar, çünkü bu bakteri evrimleşti. Başka bir bakteriye dönüştü. Şimdi bu bakteriye yeni bir ilaç bulmak lazım. Dolayısıyla bunu anlayabilmeniz için o bakterinin nasıl evrimleştiğini bilmeniz lazım. Aynı şekilde aynı evrim bütün hayvanlar aleminde cereyan ediyor. Fakat Darwin'in mesajını unutmayın. Zaman o kadar uzun ki bir insan ömrü süresince bunu göremiyorsunuz. Evrim devam ediyor. Mecburen. Yani diyorsunuz. Bunu her adımda görüyor. Her adımda. Jeolojik tarihe baktığınız zaman dinozorlar var mı bugün? Yok. Peki Permiyen'de dinozor var mıydı ondan önce? Gene yok. Nereden çıktı bunlar ya? Adım adım nasıl geliştiğini görüyoruz. Peki sokaktaki yine arkadaşımızın sorusuna paralel bir soru. Bir katkıda bulunacak galiba. Hani hep şu söylenir ya, evrim teorisine karşı sokakta konuşulurken maymundan türediyse bugün niye maymunlar devam edip insan olmuyorlar diye. Efendim bakın, bugün insanın maymundan türemediğini söyledim. Primatlar, ama bir başka bir canlıdan türemesi evet. 7 milyon sene aldı. Evet. 7 milyon sene sabredersek hep beraber... Kim bilir neler görecek. Bir de şunu söyleyelim de bak kaybolmasın. Diyorsunuz ki yanlışlığı ispatlanmadıkça. Bir kere bu kabul edilebilir bir ifade değil. Bir şey yanlışlığı bunlar, değil, doğruluğu ispat. Tabii. Hayır, ispatlanamaz. Yani, hayır. İspatlanır hocam. Hayır, ispat demek, ispat kelimesinin anlamı zaten varlığını göstermek demektir. Evet. İki kere iki kaç etmez diye sorulmaz. Kaç eder misiniz? Diye sorulmaz. Bir şey arz edebilir mi? Doğru. Şimdi bakın, burada çok temel bir yanlış yapılıyor bilim adına. O da şudur.
Şimdi hocamın vermiş olduğu örnek matematiktir. Matematik, evet, bir dildir. Her şey bir dildir. Evet. Bilim değildir. Şimdi ben biraz önce bir örnek verdim. Bizim bütün kainat hakkındaki verilere sahip olmamız mümkün değil. Tabii. Şimdi Newton'un bir gravitasyon teorisi vardı. Yer çekimi teorisi. Yer çekim. Değil mi? Yer çekimi teorisi vardı. Bu yer çekimi teorisi işte sizin Arşimet örneğinde olduğu gibi. Yani zıplarsam yere düşerim ya. Var mı daha ötesi? Değil mi? Ha. Newton'un teorisinin yanlış olduğu çıktı orada. Şimdi hocam bu şartlar parantez içine almazsanız, hayır, genel konuşursanız doğru. Hayır, genel değil. Bak, yani su 100 derecede kaynar. Üretiliyor mu burada? Evet. Ama yerin bilmem 50 metre altına gitsek ama bu öyle değil. Veya 100 metre yukarı çıksak, bakın hocam, değişir. Bu aynı şey değil. Bu değişmez. Şartlara çünkü, göre değişir. Hayır, evet, hayır, şartlara göre değişmiyor bu. Einstein diyor ki Newton temelde yanıldı. Şartlar martlar değişmiyor. Temelde dediği yanlış diyor. Bu kadar basit. Arkadaşım tam olarak ikna olmamış. Ha. Hocam şimdi sürekli bir devrim var. Yani devrim falan devrim, var. Devrim, devrim değil. Nereden çıktı bu devrim be? Aa, devrim yok. Devrim var. Affedersiniz de... yani öyle bir şeyde bahsediyor. Siz Marksist misiniz kardeşim? Ne kadar çok devrim seviyorsunuz ya. Kesinlikle değilim. Aa, de heyecana bağlayalım biz bunu hocam. Şimdi bugün millet diye bir şehir yoksa veya Truva millet diye bir liman yoksa ve Truva diye bir şehir yoksa, yani bunu bir insanın gidip de birini öldürüp şeytan yaptırdı demekten farklı bir şey olarak ben görmüyorum. Yani insan müdahalesi olduktan sonra böyle bir şey olmuyor. Peki bir de yani tamam herkes... Hayatım, insan müdahalesi falan yok ya işte. Hocam yani bugün... Menderes nehri dolduruyor. Ama hocam bugün misalen diyoruz, yani Truva diye bir şehir yoksa, yani olan savaşları biliyoruz. Gelişen... Boşver Truva'yı, ben oradaki dereden bahsediyorum. Yani onu da örnek olarak verdiğiniz için ben oraya geliyorum. Para Menderes'ten bahsediyorum. Sen şehri unut. Orada bir geniş bir Haliç vardı. Bu Haliç doldu, yok bugün. Tamam hocam. İnsanla alakası yok. Oraya geçiyoruz. Mesela şimdi bunu getirip insanlara bağlıyoruz biz, değil mi sonuçta? Hayır efendim, insanın yok alakası ya. Ama hocam yani sonuçta bu evrim teorisi içerisinde yani getirip de işte insanları başka canlılarla ilişki kurmak durumuna getiriyoruz biz ama. Ama yani Aziz Bey, limanla insanın ilişkisini ben kuramam. Hayır hocam, ben sorduğum soru şuydu, bir sorulardan biri. Yani evrim sürekli bir değişim söz konusu oluyor, evet, dedik. Sonra dedik ki yani insanları başka canlılara bağladık. Evet. İnsana geldik. İnsandan öten... Geçecek. Nereye geçecek? Buna kim dur dedi. Ya bilmiyoruz arkadaşlar. Kaç yüzyıl geçti hocam? Milyonlarca yıl geçti yani. Bak bak bak. 7 milyon sene beklemen lazım ki bilesin abi. Yani bak. Evrim, son derece bilimsel tabii. Jeolojik zaman çok uzun. Değil mi? Şimdi bakın. Jeolojik zaman çok uzun. Bu alkışlar teori jeolojik zaman çok uzun nedeniyle gelmedi. 7 milyon sene şimdi beklememiz bakın, gerekir. Şimdi eğer biz petrolümüzü jeolojiyle çıkarıyorsak, kömürümüzü jeolojiyle buluyorsak, metalimizi jeolojiyle çıkarıyorsak, yani jeoloji doğru diyecek bilgiye sahip bir kişi yok burada. Değil mi? Dolayısıyla dünyanın ömrünün 4,5 milyar sene olduğu konusundaki elimizdeki verileri çürütecek hiçbir şey yok. Efendim biliyorsunuz bu Tevrat aslında iki metinden oluşur. Bunu çok sayıda şey, metin. Hayır, iki metin şu. Yani bir Yahvist versiyonu vardır bazı ifadelerin, bazı şeylerin. Bir ruhban versiyonu vardır. Ve bu ikisi birbiriyle çelişir. Yani Tevrat'ın içerisinde zaten kendisiyle çelişen iki tane hikaye var. Bu ikisi birbiriyle bağdaşmıyor. Şimdi dolayısıyla benim gibi inancı olmayan adamlar da diyorlar ki ya bunlar belli ki oradan buradan toplanmış metinlerdir. Zaten bunların Sümer'le, Akat'la bilmem neyle bu kadar güzel uyuşması bir Orta Doğu din geleneği varlığını gösteriyor. Vahiden ziyade belirli bir efsanenin gelişmesini gösteriyor. Efsane falan değil de şimdi... Benim yorumum bu. O yanlış yorumu. Yeryüzünde din diye bilinen... tüm inançların kökünü kazırsanız bir peygamber ulaşırsınız. Dolayısıyla ortak kavramları her tarafta bulursunuz. Son derece normal bir şeydir. Bir takım sapmalar hariç. Evet.